Arkadaşlar, herkese merhaba. Tapanca'dan size bir hazırlık videosu çekeceğim. Saçımın başının halini görüyorsunuz. Şöyle aşağıda havuzdan çıktık. Şimdi küçük bir hazırlık yapacağız ve dolaşmaya çıkacağız. Aynı zamanda size bir ürün denemesi yapacağım arkadaşlar. Şimdi önce şöyle bir fondöten kullanalım. L'Oreal'in. Fırçam yanımda olmadığı için elimle süreceğim. Benim fondöten sürmem yanlış bence de. Çünkü ben usta zaten değilim. Kendi çapımca kendi ürünlerimi işte öğrendiğim şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu an aşırı yeterli değil ama artık idare edeceksiniz. Evet, kısa bir hazırlık videosu bu olacak bu. Aynı zamanda ürünümü deneyeceğiz sizinle. Evet. Şimdi asıl göstermek istediğim ürün şu. Sabitleyici toz pudra arkadaşlar. Ben bunu Eda diye bir kız var, filozur oluyor kendileri. Onu da gördüm. Şöyle içinde bir süngeri çıkıyor. Kapağı bu şekilde. Toz bu arada. Almak isteyenlere duyurulur. Şu şekilde içi. Çok güzel sabitlediğini söylüyorlar. Şöyle. Gerçekten de bütün parlaklığı alıyor. Ben daha önce bunu aslında kullandım. Size de göstermek istedim. Gerçekten bütün gün yüzün parlamasını engelliyor. Yağlanmasını. Burun. Benim burnum çok yağlanıyor bu arada. Bakıyoruz. Cidden de bütün yüzdeki yağlanmayı alıyor gün boyunca. Tek sıkıntısı işte şöyle toz olması. Ben böyle toz ürünleri sevmiyorum ya. Çok dağılıyor. Bir de ben çok dağılıyorum yani. Kapağımızı kapatalım. Parlaklığı surattaki alıyor. Evet. Şimdi aldığım sürelim. Ağlık olarak pastelin kremalığını kullanacağım. Bu da çok hoşuma gidiyor benim. Rengine görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu da fondötenim de çok iyi. L'Oreal'in. Biliyorsunuz ki ben L'Oreal'den şaşmıyorum. Yani L'Oreal 10 numara bir makyaj ürünü bence. Ürünleri yapıyor. Şimdi kas sabitleyicim Jouve'nin fırçamla. Şimdi ben bunu çok seviyorum. Gerçekten düşürmüyor. Ama biraz fazla sürünce gözde, kaşta bir sarılık bırakıyor. Ki ben biraz fazla sürüyorum galiba. İki kaşım arasındaki farkı görüyorsunuz. Değil mi? 10 numara. Gerçekten düşürmüyor. Yani benim bütün gün idare ediyor ki ben kaşıma dokunmasından nefret ediyorum. Yeah.
Tüy olarak L'Oreal'in mat rujunu kullanacağım. 116 numara bu. Rimmel olarak da Maybelline. Burada arkada ses gelebilir. Yaman çizgi film izliyor. Evet. Bu rimel de gerçekten çok güzel. Nasıl oldu makyajım? Yani basit ürünlerle şöyle bir hemen saçımı düzeltiyorum. Saçımızı da düzleştirdik. Gördüğünüz gibi Dyson bir harika tatlım. Evet arkadaşlar. Nasıl oldu? Evet. Bu videomu ben Sapanca'da daha önce video çekmiştim. Oradaki evimizden, yani oradaki evimizdenin de her zaman geldiğimiz bir villa var. Orada oradan çekiyorum. Daha önce videosunu izlemiştim. Çok güzel. Gelmek isteyenler muhakkak gelebilir. Villa Gül Yolu'du Sapanca'da. Soğukpınar Mahallesi'nde. Gerçekten burası harika. O videomu tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Linkini bırakırım bir yere. Evet. Gördüğünüz üzere kullandığım ürünler bu şekilde. Makyajım nasıl oldu? Pudra 10 numara. Gerçekten sur. Hiçbir parlaklık yapmıyor. Kullanabilirsiniz. Sadece işte dediğim gibi öyle yoğun toz olması kötü. Almak isterseniz tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.